Kıymetli arkadaşım, geleceğin fakültelisi ve geleceğin memuru. Yine yepyeni bir video ile karşındayız. Fonksiyonların ikinci videosu olacak bu. 14. soruda kalmıştık ve bu soruyu sizlere ödev olarak vermiştik. Kardeşlerimiz cevapladılar ve yorumlara yazdılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Ve bu soruyu çözerek başlıyoruz bakalım bu videomuza. En son bileşke fonksiyonlardan bahsetmiştik ve bu soruda bileşke fonksiyonla ilgili bir soruydu ne yapıyorduk? G bileşki F 4'ün ederini bulmanın yolu. Şimdi burada bunu G'nin içinde F 4 var mı şeklinde yorumlayacağız. Öncelikle bizim derdimiz ne olmalı? F 4'ün ederini bulmak olmalı ki bunu nasıl bulacağımızı bir önceki videoda anlatmıştık. F 4 olabilmesi için şu X artı 2'nin X'e ne vermek zorunda olduğumuzu önce bulacağız. F 4 olabilmesi için X'e 2 vermek lazım ki X artı 2 4 olsun. X'e 2 verdiğimizde F4'ün ederi tabii ki burada da 2 vereceğiz. Ne olur? 3 kere 2 eksi 4'ten 2 gelir. Yani F4 demek aslında 2 demekmiş. O halde G'nin içinde F4'ün olması G'nin içinde 2 olması anlamına geliyor. Yani biz şimdi G2 kaçtır bunu arayacağız. Yine aynı mantıktan G2 olsun istiyorsak ya yani şu parantezin içinin 2 olmasını istiyorsak X'e ne vermek zorundayız? Buna bakacağız. x eksi 1 2 olsun istiyorsak x 3 olmalı. x'e burada da 3 verdiğimize bakalım ne gelir? 2 kere 3 artı 5'ten 11 olur. Yani g 2 ne 11 diyerek bu soruyu da cevaplamış oluruz. Ve geçeriz bir başka soruya. Bu da yine bir bileşke fonksiyon sorusu. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir burada fonksiyon fx fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyon için f bileşke fx'in ederi 17 ise x nedir diye soruyor. Şimdi f'in kuralı ne? İçine ne yazarsak bunun 3 katından 2 fazlasını veriyor. O halde biz f bileşke fx'i öncelikle nasıl yazmalıyız? f'in içinde fx varmış ve bunun ederi 17'ymiş şeklinde yazmalıyız. f'in kuralı madem içine ne yazdıysak bunun 3 katının 2 fazlasını vermek o zaman içine fx yazarsak onun da 3 katının 2 fazlasını verir. Yani f içinde fx'in ederi 3 çarpı fx artı 2 olmalı. Bunun ederi 17 imiş. Bunu bu tarafa attığımızda ne olacak? 3 çarpı fx'in ederini bulmuş olacağız ki 15 gelir. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde fx'in ederinin 5 olduğunu göreceğiz. Peki fx neydi? 3x artı 2 idi. O zaman fx gördüğümüz yere ederini yazalım x süründen. 3x artı 2 5 madem bunu bu tarafa atarız. Buradan da 3x eşittir 3 buluruz ki x'i de buradan 1'e eşit olduğunu bulmuş oluruz. Ve geçeriz şimdi bir başka soruya. Bileşke fonksiyonlar ile ilgili karşılığında çıkabilecek durumlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu fx mx eksi n bölü 2 olarak verilmiş f2'yi vermiş f bileşke f2'yi vermiş f5'i soruyor. Şimdi F2 madem 3 önce bunu bir halledelim. X gördüğü yere 2 yazarsam 3 çıkıyormuş. Yani F2'nin ederi ne olacak burada? M çarpı 2 eksi N bölü 2'nin ederi yani 3'müş. Burası madem 3 o halde burada en azından işler dışlar yapacak olursak M çarpı 2 de 2 M olarak yazalım. 2 M eksi N 3 gerekten 6 eşitmiş. Bunu bulduk. Sonra F bileşke F2'yi bulalım. F bileşke f 2 nasıl yazacağız? Tabii ki F içinde F2 biçimde yazacağız. Ya bu 4'müş. F2 kaçtı? 3'tü. O zaman F3'ün ederi esasında bize 4 olarak verilmiş. F3'ü de aynı az önceki gibi yazalım. X görüntüleri 3 yazacak olursak M çarpı 3 eksi N bölü 2'nin ederi kaçmış? Buradan 4'müş. İşler dışarı yapalım. M çarpı 3'te 3M eksi ne olarak yazdığımızda ne olacak burası? 8 olacak. Bizim derdimiz burada M ve N'yi bulmak olmalı. Şu iki denklemden yararlanarak bulabiliriz. Süreyi yazayım yine. 3M eksi ne? 8. 2M eksi N de madem 6. Taraf tarafa çıkaracak olursak eksi N'ler gider. 3M'den 2M çıkarsa M kalır. M nedir? 2'ymiş. M 2 M2 ise şuraya ne yazalım? 6 eksi n 8 olur. 6 eksi n'nin 8 olması da n'nin eksi 2 olması anlamına gelir. Yani biz şu anda f x'in kuralını bulmuş olduk. m 2 ise 2 x eksi n de eksi 2 bölü 2. Yani 2 x artı 2 bölü 2 imiş. Bize f5 soruluyorsa hemen onu da yazalım. Ne olacaktır cevap? 2 kere 5 artı 2 bölü 2'den. Buradan da 6 gelecektir. Böyle bir soruda da karşımıza çıkabilir. Ve şimdi geldik bir başka soruya. 17. soru var karşımıza. Yine bileşke fonksiyonun işin içinde olduğu sorulardan biri. F bileşke G16 30'muş. Bu ne demek istiyor? Bu F'in içine G16 yazacak olur isek ederinin 30 olduğunu bize söylüyor. O zaman bizim önce G16'yı bulmamız lazım. Şurada bize G'nin kuralı verilmiş. Burada bulabiliriz. Gx kök x artı 3 ise o zaman G16 kök 16 artı 3'tür. Yani kök 16 zaten 4 olarak çıkar. 4 artı 3'ten cevap buradan 7'dir. G16 7'ye eşitmiş. Özetle bize aslında ne verilmiş oldu şimdi? F7'nin ederinin 30 olduğu verilmiş oldu. Peki F7'yi biz buradan bulabilir miyiz? O da kuralı verilmiş bir şey. Bulabiliriz tabii ki. F7 ne olacaktır? Ne kare çarpı x görümleri 7 yazıyorum. Artı 2 kaçmış 30muş. Şimdi biz buradan neyi de bulacağız. Bu 2'yi bu tarafa atalım. Ne kare çarpı 7 yani 7 ne kare. Buradan 28 gelir. Ne kare buradan 4 olacaktır. Ne de buradan 2 gelecektir. O zaman fx Burada kaçmış? Ne kare çarpı x. Yani 4x artı imiş değil mi? Ne kareyi? Çünkü az önce 4 olarak bulmuştuk. E, Fx'in kuralını da bulduysak artık soru bitti demek. F3'ü bulacağız en son. F3 nedir? 4 kere 3 artı 2. Yani 12 artı 2'den cevabımız buradan 14 olacaktır deriz. Bunların hepsi dediğim gibi sınavda rahatlıkla çıkabilecek sorular. Şimdi geçiyoruz 18. sorumuza. 8. 18. soruda farklı bir kavramdan bahsedeceğiz. Şimdi ters fonksiyon kavramından bahsedeceğiz. Fonksiyonun tersi kavramından bahsedeceğiz. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu 4x artı 3 biçimde tanımlanmış. f eksi 1x'in eşitliği nedir diye sorulmakta. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz x'in ederi eğer y gibi bir şeyse o zaman burada f-1 söz konusu ise içerisi ve dışarısı direkt yer değiştirir diyeriz kabaca. O zaman f-1y de burada x'e eşit olacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Önce bunun ederini y'ye eşitleyeceğiz. Yani 4x artı 3'ün ederi y olacak. y ile x'in yeri değişecek. Yani biz Burada 4x artı 3 eşittir y dediğimizde y'yi x türünden ifade etmiş oluyoruz. x'i y türünden ifade etmiş olduğumuzda da fonksiyonun tersinin kuralını bulmuş olacağız. Ki burada hemen yapalım. Ne olur? 4x eşit olur y eksi 3'e ve x buradan eşit olur neye? y eksi 3 bölü 4'e. Demek ki fonksiyonun tersinin kuralı neymiş? Sayının 3 eksiğinin 4'te biri. Bundan sonra yapacağımız şey ama yine f 1 x e, dolayı yani f 1 x biçimde verildiğinden dolayı ne olacak? Kuralı ona göre yazacağız. f 1 x ne gelir? x eksi 3 bölü 4 gelir diyeceğiz. Yani önce bunu y'ye eşitleyeceğiz. Sonra x'i yalnız bırakıp kural bulduktan sonra sonra tekrar y'ye gördüğümüz yere x yazacağız ve fonksiyonun kuralından fonksiyonun tersinin kuralına geçiş yapacağız. Dediğim gibi ters fonksiyon. Fonksiyonun tersi durumu şu az önce söylediğim durumdan ibaret. fx kaça eşit ise sonuç içeri girdiğinde fonksiyonun tersinin kuralı da içerideki sayıyı verecek bize. Burada x eksi 3 bölü 4 diyecek cevabımız. Yine bir başka soruyla devam edelim hadi. fx'in ederi 5x kare artı k bölü 2x kare artı 3'müş. f eksi 1 5 0'sa k kaçtır diye soruyor. Ne demiştik? Burada Fonksiyondan tersine veya tersinden fonksiyona geçiş yapmak için bu ifadeler yer değiştirir. O f f-1, 5, 0 ise f, 0 da kaça eşittir? 5'e eşittir diyebiliriz. E buradan hareketle biz f0'ı 5'e eşitleyecek olursak hemen yazalım. x gördüğümüz yere 0 yazacak olursak ne olur burası? 5 çarpı 0'ın karesi artı k daha sonrasında 2 çarpı 0'ın karesi artı 3 eşitmiş neye? 5'e. 5 çarpı 0'ın karesi zaten 0. O halde aşağısı k olur. E, yukarısı k olur pardon. 2 çarpı 0'ın karesi de 0 olduğu için bölü 3'ün ederi 5 olacaktır. İçler dışarı yaptığımızda da k 3 kere 5'ten 15'tir deriz. Ve geçeriz bir başka soruya. Burada hem ters fonksiyon hem de... E, bileşke fonksiyon beraber sorulmuş. F eksi 1 bileşke g x ederi nedir diye sorulmakta. Şimdi öncelikle ne yapacağız burada? F kuralından f eksi 1 kuralına geçiş yapacağız. Nasıl yaptığımızı tekrar hatırlayalım. F x burada madem x eksi 2 eşit x eksi 2 eşittir y desek x'i yalnız bırakacağız. x burada ne olacak? y artı 2'dir diyeceğiz. Daha sonra bir daha y gördüğümüz yere x yazacağız ve fonksiyonun tersinin kuralını elde edeceğiz. Yani f-1x buradan ne olur? x artı 2 olur deriz. Bu burada dursun. Şimdi gelelim f-1 bileşke gx'i bulmaya. gx'in kuralı da neymiş? 2x-3'müş. O halde burada f-1 bileşke gx için şunu yazabiliriz. f-1'in içinde ne varmış aslında? gx varmış. Peki f-1'in kuralı neydi? İçine ne yazarsak 2 fazlasını veriyordu. O halde Burada sonuç gx artı 2 olmalı. E gx'in kuralını da biliyorduk biz. 2x eksi 3'tü. Hadi 2x eksi 3'e 2 ekleyecek olursak aradığımız sonucun 2x eksi 1 olduğunu görebiliriz. Ve geldik 21. soruya. Şimdi burada da f eksi 1, x eksi 2, x artı 3 ve gx 4x olduğuna göre f bileşke g3 değeri sorulmuş. Şimdi burada öncelikle f bileşke g3'ü şöyle bir yazalım. F'in içinde ne varmış aslında? G3 varmış. G3'ü bulabiliriz. G3 nedir? X gördüğümüz yere 3 yazdığımızda 4 kere 3'ten ederi belli olur. 12'dir. Dolayısıyla bizden istenen burada ne? F12. Madem F12 isteniyor o zaman biz F12'yi nasıl buluruz? Hemen bakalım. Ne demiştik? Bu iki ifade yer değiştirdiğinde fonksiyondan tersine, tersinden fonksiyona geçiş yapabiliyoruz. O halde f x artı 3 de buradan kaça eşittir? x eksi 2'ye eşittir deriz. Peki biz f12'yi bulmak istiyorsak içerisini 12 yapan x değeri acaba dışarıyı kaç yapar bunu bulacağız. E burası 9 olmalı ki 9 artı 3'ten 12 gelsin. x gördüğümüz yere 9 yazdığımızda 9 eksi 2'den cevabımız ne olacaktır buradan da? 7 olacaktır. Şimdi bir de grafiklerle ilgili karşımıza çıkabilecek sorulara bakalım. Şimdi burada da bir grafik verilmiş y eşittir fx grafiği burası x burası y ekseni. Bize f3, f1 ve f-1, 2'nin ederi sorulmakta. Şimdi burada bu grafiği nasıl okuyacağız? Hemen şöyle söyleyeyim. Bu doğrusal bir fonksiyon grafiği. Ve bu grafik bize şunu söylüyor esasında. Eğer fx burada beni y'ye atıyorsa bu şu demek. Ben örneğin burada... 2 noktası F2'yi temsil ediyor. Ve karşılığında bulduğum Y değeri de burada 2'den yukarı çıktığımda Y'ye beni attığı nokta örneğin o değil belki ama işte örneğin 3 olsun. Burada bana F2'nin karşılığının burada 3 olduğu söyleniyor. Aynı şekilde burada farklı noktalar da bulabiliriz. Örneğin F3 kaçtır diye soracak olur isek yukarı hiç çıkamıyoruz. F3 beni direkt nereye atıyor? 0 atıyor. Demek ki burada F3'ün karşılığı kaçtır diye sorulacak olursa direkt 0 diyebiliriz. Veya X'ten başlayıp Y'de nereye gittiğimize bakıyoruz. Nasıl ki burada 2 beni buraya atıyor. 1 beni buraya atıyor diyorduk az önce. Burası 2, burası 1 olsa örneğin. Peki 0 olsak bizi nereye atacak? F0 burada beni nereye kadar çıkartıyor? 4'e kadar çıkartıyor. O halde burada f 0'ın karşılığının 4 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde fonksiyonun kendisi x'teki bir noktayı y'ye taşırken fonksiyonun tersi de bu işlemi tersten yapıyor. Yani y'deki bir noktayı x'e taşıyor. Örneğin bize f -1 3 kaçtır dendiğinde biz şuna bakıyoruz aslında. Burada y'nin üzerindeki 3 buraya gitti şu noktaya doğrulu üzerindeki noktaya deyip x'e doğru ulaştığında kaça gidiyorsa bunun karşılığı budur. Yani y'yi x'te nereye götürüyor buna bakıyoruz. Örneğin bu 1 ise eğer bunun karşılığı 1'dir diyebiliyoruz. Şimdi ben bunları sileyim kafa karıştırmasın. Buna göre bakacağız. Burada tabi arada f3'ü de bulmuş olduk. O ifade var. Şimdi f1'i nasıl bulacağız hemen bakalım. Burada direkt göremiyorsak o zaman bunun formülünün şekilde bir grafikten fonksiyonun formülünü şu şekilde çıkarıldığını söyleyebiliriz. Eksenleri hangi noktalarda kestiğini biliyorsak formül şöyle çıkıyor. Diyeceğiz ki x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y y'i kestiği nokta daima 1 eşittir. Burada eğer bizden fx soruluyor ise yapacağımız şey şu x'e değer vereceğiz. f kaç saat? 3'tür, 5'tir fark etmiyor. x'e değer verip y'yi bulacağız ve y bizim aradığımız ifade olacak. Tersi bizden isteniyorsa, ters fonksiyon isteniyorsa o zaman da tam tersi işlemi yapacağız. Yani y'ye değer vereceğiz ve x'i bulacağız. Bunları da yazmış olduk. Şimdi burada ayrı ayrı bulalım. f3 zaten 0 2 x'e 3 verdiğimizde ne bulduğumuzda bakalım. x'e 3 versek örneğin şurada ne olur? 0 bölü 3 artı y bölü 4 eşitse 1'e. Burada ne olacaktır? Hemen bakacak olursak burası 0 olduğundan dolayı değil mi? Şuradan y bölü 4 1 ve y de buradan 4 olacaktır. Zaten f 0 kaç eşit burada 4 eşit. Tam tersi f 3'ü bulalım. f 3 için x'e 3 vereceğiz. 3 bölü 3 artı y bölü 4 eşittir 1 ise 3 bölü 3 zaten 1. 1'i bu tarafa attığımızda y bölü 4 buradan 0 olur. Y de buradan 0 gelir. Örneğin bunu da elde etmiş oluyoruz. Şimdi F1'i bulalım bu mantıkla. Ne yapacağız? X'e 1 vereceğiz. O halde 1 bölü 3 artı y bölü 4 eşittir 1'e. Bunu bu tarafa atacak olursak y bölü 4 1 eksi 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 olur y de buradan ne gelir? 8 bölü 3 gelir. Yani f1'in değeri kaçmış? 8 bölü 3'müş. Daha doğrusu ne demek olduğunu şöyle yazalım. Ben x'e 1 noktasından başlayıp şöyle gidecek olursam y de nereye ulaşıyormuşum? 8 bölü 3'e ulaşıyormuşum anlamına geliyor. Peki f eksi 1 2'yi nasıl bulacağız? Az önce dediğim gibi bu sefer y'ye 2 verip x'i bulacağız. Hemen bulalım. x bölü 3 artı 2 bölü 4 eşittir bile. 2 bölü 4 zaten 1 bölü 2 olduğu için bu tarafa alsak. X bölü 3 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 olur. Demek ki X de buradan 3 bölü 2 olur. Yani ben şurası 3 bölü 2 imiş bunu yazalım. Şunu bulmuş oldum. Y'ye 2 verecek olur isem bu beni X'te nereye götürüyormuş? 3 bölü 2'ye götürüyormuş. Şimdi bize ne geldi? Bu 3 tane ifadenin toplamı geldi. Toplayalım ayrı ayrı. 0, 8 bölü 3 ve 3 bölü 2. Toplayacak olursak bunu 2 ile bunu 3 ile çarpalım. Çok da uzatmadan 25 bölü 6 geliyor diyelim. Şu toplam işlemini size bırakmış oldum. Kısacık bir soru üzerinde doğrusal grafik üzerinden nasıl sonuç bulabileceğimizi anlatmaya çalıştık. Şimdi geldik bir başka soruya. 23'e. Bu biraz daha kolay. Bu doğrusal olmayan bir grafik. y eşittir fx grafiği. Bu bize şunu söylüyor. Tekrar söyleyeyim. F ifadesi varsa x'ten y'ye gidiyoruz. F-1 ifadesi varsa y'den x'e gidiyoruz. Burada bize sorulan ifadeleri ayrı ayrı bulalım. F-1, 2. F-1, 2 ne demek? Y'de 2 noktası bizi x'te nereye taşır? Hemen bakalım. Burada y'de 2 noktası x'te bizi nereye taşıyacak? Direkt aşağıya buraya taşıyacak. O halde 0'dır diyebiliriz. Peki f eksi 1 3 y 3 noktası şurası bizi x nereye taşıyor görüldüğü gibi yine 3'e taşıyor o halde burası 3 yukarısı 0 artı 3 geldi Şimdi aşağıya bakalım şurayı silelim önce aşağıda f eksi 3 f eksi 3 nedir burada öne şu eksi 2 olsa eksi 2'nin dışarıya çıkacak bir yeri var bir yolu var ama eksi 3'ün var mı yok eksi 3 zıplayamıyor yukarıya doğru. Ne yapacak? Tekrar direkt kendini buraya atacak. Yani kaçmış? F-3 0'a eşitmiş. Peki F3 kaça eşit? X'e 3 verdiğimizde yukarıya çıktığında buraya değdiği noktanın y'deki karşılığı kaç? 3. O halde aşağısı da 0 artı 3 geliyor. 3 bölü 3'ten de cevap ne gelecek buradan? 1 gelecek diyeceğiz. Ve geçeceğiz diğer sorulara. Esasında hepsini ufak tefek şeylerle söylemeye çalıştık. Bir tek zincir fonksiyon soruları kaldı. Hadi gelin ondan da bahsedelim. Bu 24'ün soru zincir fonksiyon sorusu değil ama normal klasik bir soru. F bileşke gx 3x eksi Fx 2x artı üçgen g2 nedir diye soruyor. Şimdi burada f bileşke gx demek ne demek aslında? F'in içinde gx demek. Ve bunun ederi nedir aslında? Fx'in kuralı 2x artı 3 yani içine yazdığımız ifadenin 2 katının 3 fazlasını veriyorsa bu aslında şu demek. 2 çarpı gx artı 3 demek. Bu aynı zamanda neye eşitmiş? 3x eksi 6 eşitmiş. 3x eksi 6 eşitmiş. Şimdi ben buradan yola çıkarak gx'in kuralını bulabilirim. Ki hemen bulalım. Bunu atalım bu tarafa. 2 çarpı gx neye eşit oldu? 3x eksi 9'a eşit oldu ki aradığımız gx de buradan 3x eksi 9 bölü 2 oldu. Bana soru bu vesileyle gx'in kuralını bulduktu. Şimdi derdimiz ne? Tabii ki g2'yi bulmak. Bu da nedir? 3 kere 2 eksi 9 bölü 2'dir ki ne gelecektir? 6 eksi 9'dan eksi 3 bölü 2 gelecektir. Geldik 25'e. Şimdi burada bir fonksiyondan diğerine adım adım giderek e, ulaşmaya çalıştığımız noktalar olacak. Neden bahsettiğimi hemen söyleyeyim. Bir fonksiyon başka bir fonksiyon üzerinden tanımlı. fx x çarpı fx artı 1'miş. Bunu biz sayı dizilerinde bolca yapacağız zaten sizin e, ama burada ufak tefek bir alıştırma yapalım. fx madem x çarpı fx artı 1 ben buradan şunu söyleyebilirim. Direkt edenini bilemesem de örneğin x'e 1 verecek olursam f1'in edeni nedir? 1 çarpı f2'dir örneğin. x'e 1 verecek olursak. Ya da x'e 2 verecek olur isek f2'nin ederi 2 çarpı f3 olacak bu sefer. Bu şekilde adım adım ilerleme şansım olur. Şimdi ben benden ne isteniyorsa bakalım şurayı silelim önce. Ona göre yürüyelim. fx x çarpı fx artı 1 olarak verilmiş. f3 5 bölü 2 iken f1'i soruyor. Şimdi bana verilen f3 istenen f1 ise o halde f3'ten f1'e geçiş yapabilirim. Ya da f1'den f3'e doğru yürüyebilirim. Hemen bakalım. Az önce yazdığımız gibi x'e 1 versem f1'in buradan 1 çarpı f2 olduğunu biliyorum. x eşittir 2 desem bu sefer de f2'nin 2 çarpı f3 olduğunu biliyorum. Şimdi ben f3'ü biliyorsam burada bunu kullanabilirim. f3'ün ederi nedir burada? Tabii ki 5 bölü 2. O halde f2'yi bulma şansını yakalamış olurum. f2 kaç burada? 2 çarpı 5 bölü 2 demek bunları götürürsek F2'yi bulduk. Bakın F2 kaçmış? 5'miş. F2 5'e eşit ise F1'i bulmuş oluyoruz zaten oradan da. 1 kere 5'ten kaç geliyor? 5 geliyor. Bu şekilde birinden diğerine geçiş yapabileceğimiz sorulardan bahsediyorum. Hadi gelin bir tane daha çözelim. Bu da bakın ne var? Fx artı 1'den. Fx çıkarsa 2 kalıyormuş. X ne olursa olsun bu kural işliyor. F1 verilmiş. F50 soruluyor. Madem F1'den F50'ye geçiş yapmam lazım. Ve burada F1'i biliyorum. O zaman şöyle bir sistem kurabilirim. F50'den başlasam, F50 yazarsam burası X'e 49 vermiş olurum. X'e 49 verdiğim zaman F50 eksi F49'un ederi ne çıkacaktır? 2. X'e 1'e doğru ulaşmaya çalıştığımdan dolayı değeri küçük 48 verecek olursam bu sefer de ne olacaktır? F49 eksi F48'in ederi 2 olacaktır. Bir tur daha yazalım. X'e 47 verirsem F48 eksi F47'nin ederi 2 olacak. Bu sistem böyle devam ediyor. Nereye kadar gidecek? Tabii ki F1'e kadar. X'e burada 1 verecek olursak da ne olur? F2 eksi F1'in ederi yine 2 olacak. Şimdi gelelim sorunun asıl can alıcı noktasına. Ben bunları nasıl yok edip kurtulacağım? Tabii ki taraf tarafı toplayarak. Bakın hepsini taraf tarafa toplayacak olursak bunların hepsi artılı eksili birbirine götürüyor. Ne kalıyor? Yukarıda bir F50 aşağıda eksi bir F1. Yani sol tarafın ederi F50. Eksi F1 kalıyor. Şimdi gelelim sağa. Burada ikilerden kaç tane var buna bakacağız. Dikkat ederseniz örneğin şu sütuna birden 49'a kadar olan tüm sayılar var. O halde burada 49 tane satır var. Dolayısıyla burada 49 tane 2 varsa cevap 49 kere 2'den kaç gelir? 98 gelir. O halde burası 98'e eşitmiş. F1'in ederi de belliydi. Kaçtı? 3'tü. O halde F50-3 98 ise f 50 aradığımız şey 3 artı 98'den kaça eşit olacaktır? 101'e eşit olacaktır deriz ve 27. soruya geliriz. 27. soruda 25 ve 26'nın çok benzeri. O yüzden ben yine geleneği bozmayıp kardeşlerimize ödev olarak veriyorum. Yine bundan sonraki kısımda bu soruyu çözmeyeceğimizden dolayı cevabını notları olmayanlar için söyleyeyim şurada. Cevabımız da 20 olacak. Ben yorumlara tabii nasıl yaptığınızı yazmanızı istiyorum. Bekliyorum. Beni kırmayacağınızı umut ederek söylemiş olayım. Peki inşallah faydası olmuştur diyelim ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar vedalaşalım. Çok iyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun.